Merhaba arkadaşlar, Açık Liste TV'ye hoş geldiniz. Ahmet hocam yine enerjimden bir etkilendi. Ne yapıyoruz bugün? Hemen aşk hocam edebiyatı. Başlıyoruz aşk edebiyatına. Aynen öyle, aşk edebiyatı. Feci etkilendim. Merhaba arkadaşlar bu arada. Hocam aşk edebiyatı hemen bana hatırlatsana, hangi yüzyılda başlamıştı bu? Dönemleri ayırırken görmüştük ya. Evet, hangi yüzyılda hocam? Evet, 16. yüzyılda. Ve 19. muydu? Aa yok, karıştırma. 16. yüzyılda başlamıştı, devam ediyor. Tamam. Devam ediyor. Aşıklık geleneği hala devam eder şeylerde. İşte Güneydoğu'da, Doğu Karadeniz'de hala devam eder. O yüzden aşk edebiyatını 16. yüzyılda başlattık, devam ediyor. Şimdi hocam halk edebiyatını 3'e ayırmıştık. Nelerdi onlar? Hatırlat bana. Anonim. Evet, evet, anonim halk edebiyatı. Evet. Yine aşık. Aşk edebiyatı vardı. Evet, bir de. Bir tane daha ne vardı? Unuttum. Tekke. Tekke. Heh, yani tekke. Tasavvuf edebiyatı. O ikisini yaptık, şimdi geldik aşk edebiyatına. Nedir aşk edebiyatı hocam? Aşık, ozan ya da saz şairi adı verilen kişilerin oluşturduğu edebiyat türüdür. Biz bu adamlara ne diyormuşuz? Aşık, ozan ya da saz şairi diyormuşuz değil mi? Aynen. Hocam sade bir dille eserler oluşturulmuştur. Niye? Çünkü halkın içerisinde bu edebiyat. Çok tüm güzel. Halk edebiyatının içinde zaten. Aynen buydu. Öyle. Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Aynen öyle. Eğer sade bir dil varsa, dörtlük varsa hangi ölçü kullanılmıştır? Hece mi, aruz mu? Hece. Hece, sen bir kraliçesin. Şiirlerin toplandığı defterlere Cönk adı veriliyor. Çok güzel. Hocam buraya geçiyoruz. Hemen geçelim. Şimdi bu aşk edebiyatında nazım şekilleri var. Evet. Hani nasıl tasavvuf edebiyatının vardı, ilahiler, nefesler, hikmetler, demeler falan vardı. Nasıl mani ninni vardı anonim halk edebiyatında, türkü vardı. Burada da koşmayla bir başlayalım bakalım. Koşma nedir? Hocam koşma nedir? Koşma. Yürümenin hızlı şekli falan. Hemen böyle. Evet, koşma. Aşk, sevgi, özlem, doğa konulu şiirlerdir. Evet. Hocam 11'li hece ölçüsüyle. Önemli bir özelliktir. Önemli bir özelliktir. 11'li hece ölçüsüyle 3-5 dörtlükten oluşur. Yine önemli bir bilgidir. En önemli ismi kimdir? Karacaoğlan. Karacaoğlan'dır. Bu adamı unutmayacağız arkadaşlar. Zaten aşk edebiyatının en baba ismi de Karacaoğlan'dır. Karacaoğlan. Tabii. Tamam. Karacaoğlan'dır. Kafiyenin işi düz kafiye veya çapraz kafiye şeklindeydi. Hocam aynen. Düz kafiye ve çapraz kafiyeyi bana hemen hatırlat. Düz kafiyenin şekilleri nelerdi? Şöyle desek AA diyelim. Biraz daha küçük yaz hocam, hiç okunmasın. Tamam. B A gibiydi. Tamam, aynen. Tamam. Çapraz kafiye. Bir saniye, düz kafiyenin iki tane daha şekli var. Devam et. Yine A, X. Hocam karıştırma, bu mani oldu. Mani oldu değil mi? Evet, unuttum. Düz kafiyenin A. Dört tane. Bir. Tamam. A, B. B. İki. Tamam. A, B. Üç tane kafiyenin iş özelliği vardı, evet. Düz kafiyenin. Çapraz kafiye nasıldı hocam? A, B. Biz Doğucu ile bunu yaptık. 1 ve 3 kendi arasında kafiyeli. 2 ve 4 kendi arasında kafiyeli. Hocam bak, ortada bir işaret çıktı. Çarpı. Değil mi? Aynen. Çok güzel. Ve nasıl yazılmış koşmalar? Düz kafiye ve çapraz kafiye. Şunlardan biriyle yazılacak. Aynen. Hocam koşmanın 4 tane türü vardır. O türler çok önemlidir. Açıkçası da sorudur. Hemen onlara geçelim. Geçelim. Buyurun. Bir, koçaklama. Sanki böyle adı da şey değil mi? Yiğit gibi. Koçaklama. Savaş, kahramanlık konulu koşmalardır. Savaş, kahramanlık. Savaş ve kahramanlık. Çok güzel. Güzelleme hocam, doğa sevgisinin işlendiği. Bir an sevgi, aşk bekledim ama doğa sevgisi. Doğa sevgisi. Tamam. Ağıt arkadaşlar, ölülerin arkasından yazılan koşmalardır. Bana hatırlatsana hocam, İslamiyet öncesinde biz ne adını verdik bu ağıta? Evet. Çalışmayan bir öğrenci olarak ne dedik? Yuğu törenlerinde okunuyordu. Evet, yuğun içinde okunuyordu. Sagu diyorduk. İslamiyet öncesinde. Divan edebiyatında buna ne diyeceğiz? Edebiyatında mersiye diyeceğiz. Mersiye. Tamam mıyız hocam? Tamam. Geldik taşlamaya. Taşlama, bildiğin taşlama. Taşlıyoruz, evet. Bunu biliyoruz. Eleştiri. Değil mi? Eleştiri aynen. Konulu koşmalardır. Hocam koşmanın türlerinden edebiyat bir de soru gelir. Gelir. Arkadaşlara söyle. O zaman bir yıldız hakkı. Söyle arkadaşlara bak. Ben söylemeyeyim. Tamam. O zaman ne diyeceğiz? Muhtemelen yine o tanım şeklinde gelecek. Bilgin olsun hocam. Diyelim ve devam edelim. Buyurun hocam. Geldik semaiye. Semai 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Hocam çok önemlidir. Kendine özgü bir ezgisi vardır. 3-5 dörtlükten oluşur. Düz kafiye ve çapraz kafiye şeklinde. Aynı şekilde. Şimdi şeyden nasıl ayırt edeceğim?
Koşmadan nasıl ayırt edeceğim? Ezgisi var. 1 8'le ölçü. 8'li. Çok güzel hocam. Aynen, çok güzel. Aynen. O zaman hemen geçiyorum bunu da. Hemen geçelim. Geldik varsağıya. Varsağı varsak Türkleri vardır hocam. Varsak Hı-hı. Türklerin oluşturduğu bir türdür. Hı-hı. Şimdi 8'li öce ölçüsü. Semai de 8'liydi. Aynen öyle. 3 5 4'lük. Semai de 3 5 4'lüktü. Aynen. Düz kafiye ve çapraz kafiye. Semai de öyleydi. Nasıl ayırt edeceğim? Kendine özgü bir ezgisi yok. Oradan da yürüme. Oradan da yürüme. Hemen buraya bir madde daha ekliyorum ben. Bre. Behey. Behey bre. Gibi gibi ünlemleri vardır. Tamam. Ünlemleri vardır. Yani yiğitçe söylenişlerdir. Yiğitçe. Tamam mıyız hocam? Tamam. Yiğitçe söylenişlerdir. Ben şu maddeyi bilerek yazmadım buraya. Hani farkı gösterelim diye. Ben yazayım diye. Varsa da bre, behey, behey bre gibi yiğitçe ünlemler vardır. Söylenişler vardır. Tamam. Tamam mıyız hocam? Tamamız. Çok güzel. Sen bir kraliçesin. Sıra Buyur. Bende. Evet sevgili arkadaşlar. YouTube'dan Açık Lise TV kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca bizi Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus adreslerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.